Tabii Mart ayı bu Kürt meselesi açısından da düşünüldüğünde, sınıf hareketi açısından da düşünüldüğünde dünyada da Türkiye'de de dramları yoğun yaşamış bir ay. 12 Mart'ta bir darbe oluyor, bir faşizm kendisini gösteriyor ve işçilere, emekçilere, aydınlara yönelik. Bu tarihi burada anlatacak değilim. Yakın zamanlarda da Gazi Mahallesi başta olmak üzere birçok yerde de Alevi Kürt katliamları ve sol çevrelere yapılan kıyımlardan dolayı kaybettiğimiz değerli dostlarımızı da anmak isterim. Filozof kimliğimle tanınıyorum. Fakat felsefeye el alış tarzım bu klasik felsefelerde olduğu gibi tamamen böyle her şeyi kavramla başlatıp kavramla bitiren bir filozof değilim. Emek sermaye çelişkisi, üretim alanlarındaki faaliyetler, iktisadi gelişmeler, esas çıkış noktam buraları. Felsefenin de zaten bu şekilde ortaya çıktığına inanan birisiyim. Yoksa böyle işte Aristoteleslerin, Platonların evde böyle masa başında düşünerek çok zeki oldukları için bir takım tezler, teoriler, felsefeler kurdukları kanaatinde değilim. Şimdi şöyle yapalım. Necati arkadaşın da yönlendirmesinden onu anladım. Bugün bir yarım saat kadar biraz sınırlandırayım diyorum senin şeyinle. Sonra da tartışarak sürdürelim. Ben o yarım saat içerisinde biraz daha umarım kışkırtıcı şeyler de söylerim. Biraz tartışma olur. Bir de benim bu Avrupa tecrübemde şöyle bir şey görüyorum. Biraz önce de hanımefendi arkadaşla oldu. İnsanların bir filozof, felsefe veya buna benzer kavramlar duyduklarında bir merakları var. Yani felsefeye bir ihtiyaç olarak görülüyor. Bu Türkiye'de de öyle de Avrupa'da daha fazla. Mesela benim bu üç sunumum, üç toplantı için buradayım. Bunlar doğrudan felsefe nedir, ne değildir, filozof kimdir, kim değildir konusu değil aslında. Ama ben tabii filozof olduğum için bu konulara bir filozofça bakış getirmekle sınırlanmak istiyorum. Oysa dinleyici ya da işte salonda bulunan arkadaşların belirli bir kısmı tartışmayı felsefeye çekmek istiyor. Yani Orta Çağ felsefesi ya da sistematik felsefe üzerinden düşünürsek işte dil felsefesi, insan felsefesi buralardan kavramlar işte açılsın isteniyor. Bir Hegel, Spinoza tartışması yapılsın isteniyor. Oysa o benim sunumlarımın içeriğine çok uygun değil. Çünkü o zaman ben başka bir şey anlatmak durumunda kalıyorum. Bu yüzden hani yönetici arkadaşların toplumun bu taleplerini de diyorum dikkate alınsa yararlı olur gibi görünüyor. Çünkü biz henüz bir insanlık olarak da belki iddia edebiliriz ama Türkiye, Kürdistan gibi toplumları için bir felsefi kültür, bir tartışma kültürü, düşünce özgürlüğünün sınırlarını genişleten bir noktaya henüz gelemedik gibi de görünüyor. Bunu şeylerden de anlıyoruz zaten. Tartışma platformlarında hani çok abartmayalım da buralarda da görüyoruz. Yani aynı şeyi söyleyen iki kesimin birbiriyle lüzumsuz tartışmalara girdiği de ortaya çıkıyor veya bir kesim başka bir kesimi susturmaya çalışıyor. Halbuki bu gelenekler halkların geleneği olamaz. Bu burjuva, feodal, liberal ilişkiler içerisinde insanlara şırınga eden bir kültür olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim de buna karşı bir kültür, bir felsefi kültür oluşturmak için mücadele etmemiz de gerekiyor. Bu muhakkak yani bugün konumuz olan self-determinasyon, halkların, ulusların self-determinasyon hakkı içinde son derece önemli. Bir ulus sadece tek başına ulus değil, dünyanın diğer kesimleriyle, diğer toplumlarıyla sürekli iletişim içerisinde oluyor halklar. Bu yüzden de o kendisinin dışındaki halklarla bu ilişkiler, diyaloglar en iyi nasıl kurulabilir noktasında belirli bir felsefi bilinç, bir felsefi kültürünün, bir tartışma kültürünün oluşmuş olması lazım. Bu yüzden de bu tür kurumlara bir felsefi faaliyet planı, programı yapmalarını önermiş oluyoruz. Ben buraya çıkarken bu meseleyi Kürt meselesine getirmek için bir takım felsefi analizler yapacağım.
Ama ya felsefe nedir kardeşim? Şey bana zaten diğer toplantılarda da soruldu. O ancak yani benim birkaç cümleyle yetineceğim bir şey. Bunu böyle sorumsallaştırdık. Dolayısıyla birkaç cümle söyleyeyim. Bazen oluyor doğrudan felsefe nedir toplantılarında. Zihinleri şey yapmak için, provoke etmek için bir soru atıyorum ben ortaya. Arkadaşlar diyorum felsefeyle ilgili olan ve ilgili bir fikri olan var mı? Felsefe deyince ne söylersiniz diyorum. Az da olsa el kaldıran oluyor. Buyurun. Felsefe eleştirel düşünme olayıdır hocam. Teşekkürler. Başka var mı arkadaşlar? Felsefe sorgulama işidir diyor. Teşekkürler. Başka var mı arkadaşlar? Felsefe akli olarak düşünme işidir. Dün yine sorduk. Bir kadın arkadaş dedi ki merak duygusundan kaynaklanan bir hadisedir. Tamam dedik. Şöyle diyeyim değerli arkadaşlar. Bunların tümü felsefeyle ilgili ama hiçbiri felsefenin felsefeye özgü bir özellik değil. Çünkü eleştirel düşünme sadece filozofun işi değil. Politik aktivist ya da politik teorisyen de eleştirel düşünebilir. Merak duygusu sadece filozofta olmaz ki. Bilim insanında da merak duygusu olabilir. Eleştirme, sorgulama, akli vesaire bunlar sanat insanlarında da olur. Ne bileyim işte ressamlarda olur, müzisyenlerde olur, romancılarda da olabilir, siyasi aktivistlerde olabilir. Bu yüzden biz geriye yani öyle bir kriter bulmalıyız ki diğerlerinde olmayan ama felsefede olan. Bu durumda ben dört kategoriden söz ediyorum. Bilim, politika, sanat, felsefe. Yani düşünce formu sınıfsız toplumlardan sınıflı toplumlara geçerken sınıfsız toplumlarda düşünce diye bizim genel bir düşünme formundan söz etmemize rağmen uygarlaşma sürecinde bu düşünce formu kendi içerisinde düşünme formlarına ayrılıyor ve dört tane olduğunu ben iddia ediyorum. Felsefe, bilim, politika, sanat. Bunlar arasında bir hiyerarşi yoktur. Peki bu durumda yani kime biz filozof diyoruz, kime sanatçı diyoruz, kime politik aktivist diyoruz ve kime bilim insanı diyoruz? Hemen şunu da söyleyeyim. Bunlar tabii ki aralarında diyalektik bir bağ olan disiplinler. Değerli arkadaşlar, bugün benim burada işte yapmaya çalışacağım gibi herhangi bir sorunu kavramsal planda konuşan, düşünen, dile döken, kitabını yazan kişiye filozof diyoruz. Aynı sorunu örneğin imgelerle, seslerle, notalarla, renklerle, fırçalarla, figürlerle, kahramanlarla, tiplerle ifade eden kişilere sanatçı diyoruz. Aynı olay, diyelim ki bu bir bardak, filozof dedik, bunu kavramsal olarak söyler işte bardak için ne diyecekse. Sanatçı ise burada işte bir renk mi görecek artık, biçim mi, form mu görecek. Bilim adamı bunun işte belki ham maddesini mi görecek, fizikçi ise x, y boyutlarını mı ölçecek, oradan bir formül kurmaya çalışacak. Bir işte politik aktivist o baktığı zaman bu pahalı mı, ucuz mu, işçiler, emekliler bunu satın alabiliyor mu, almıyor mu, bunu daha mı pahalı satarız, daha mı ucuza satarız, bunu nasıl organize edebiliriz, daha bir örgütselci bir mantıkla baktığında biz bunları yaklaşık olarak böyle ayırırız. Ama bunlar böyle bıçak gibi birbiriyle ayrılmaz. Her sanatçı muhakkak ki kavram da kullanır, her filozof kavram kullanır ama işte imge kullanır, renkleri örneklendirebilir, tipler, karakterlere yorum getirebilir. Bilim insanı da öyle. Ama asıl belirleyenlerini söyledik. Demek ki felsefe nerede yer alıyor? Meseleyi kavramsal planda ele alıp düşünce sistematiğiyle açıklıyorsa, bütünsel bir şekilde bakıp bir sonuç çıkartıyorsa, demin mesela düşünüş tarzları kısmen benzer olsa bile bu benzerlik tali planda esasında da ayrı. Yani benim felsefeyle ilgili bu bahiste söyleyeceğim bu kadar ama tartışma süresince biraz geliştiririz. Değerli arkadaşlar, tabii şeye milliyetçilik meselesine bakış diye bir şey düşündüğümüzde bu yeni bir milliyetçilik meselesi yeni olsa bile bunun üzerine konuşma, tartışma, bunun teorisini, felsefesini yapma daha yani şöyle diyelim ha deyince bir 300 yıllık, 200 yıllık bir hadiseden söz ediliyor.
bir olgu ortaya çıktığı zaman değerli arkadaşlar, onun da felsefesi yapılıyor. Yani milliyetçilik olgusu ortaya çıkmalı ki self-determinasyon hakkı. Mesela işte bu bir şey, felsefi bir kavram olmuş oluyor. Self-determinasyon hakkı dediğimiz zaman kişinin kendisini belirlemesi, ama bunun işte başına halklar, emekçi sınıflar, uluslar, yani şuraya dikkat edelim değerli arkadaşlar, bunlar halklar, uluslar, cinsler vesaire diye konuşulur. Bu bir laf kalabalığıdır. Halk denildiği zaman self-determinasyon için, halk denildiği zaman başka şey anlaşılır. Kişi denildiği zaman başka, ulus denildiği zaman başka, emekçi sınıflar denildiği zaman başka şey anlaşılır. Bu Kürt meselesi ya da Filistin diyelim, işte İrlanda meselesi, Bask, daha dünyanın birçok yerinde bildik anlamda bu ulusal sorundan zaten söz ediliyor. Bunlar konu edildiğinde bu kavramlar önemli olmuş oluyor. Yani siz Kürt halkına özgürlük derseniz bunun anlamı farklı. Kürt ulusuna özgürlük dediğiniz zaman bunun anlamı farklı. Kürt proletaryasına özgürlük dediğiniz zaman bunun anlamı farklı olur. Yani dolayısıyla felsefe, kavram dedik ya, bu kavramların doğru içerikleri verilmediği koşullarda kavram kargaşası olur. Bu da tarihte zaten yapılmış. Oradan mesela biraz şeye girelim, meseleye girelim. Bu Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi var, Rusya, Rusya'da kurulmuş. Kaç tane parti ismi vereyim, lütfen bunları detay gibi görmeyelim. Bu self-determinasyon hakkı meselesi tartışıldığında, bu Lenin'in, Stalin'in partisi olan, yani RISD'i. Sonra Avusturya Marksist Partisi, orada da 3 tane isim var. Joseph Strasser, Otto Bauer ve Karl Renner. 3 önemli teorisyeni var, bu konularla uğraşmışlar yani. SPD var, Alman Sosyal Demokrat Partisi. Orada Kautsky, Bernstein, Rosa Luxemburg, bu isimler çok önemli. Ayrıca daha Fransa, İngiltere, belki biraz bahsedeceğim, Almanya, İtalya, Osmanlı, Türkiye diyelim. Buralardaki sorundan kaynaklı milliyetçilik meselesine uygun bir takım tezler, teoriler de ortaya çıkmış. Zaten onu söyleyecektim. İlk tartışma, bu kavram kargaşası dediğimiz de o. Rosa Luxemburg, Roy, Buharin, bu tür isimleri hatırladığınızı varsayıyorum. Almanya'da Ponekuk. Bunlar mesela self-determinasyon hakkından değerli arkadaşlar, proletaryanın kendi kaderini, tayin hakkını anlarlar, anlamışlardır uzun yıllar. Son örnekleri açısından diyelim ki bu RISD'ip, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, bunlar da 1902'de galiba kuruluyorlar. Bu ulusların kendi kaderini, tayin hakkını parti programına bir yazıyorlar, bir çıkartıyorlar, bir yazıyorlar, bir çıkartıyorlar. Ama en son ulusların kendi kaderini tayin hakkı olarak kabul ediyorlar ve bir kritik organizasyon ve tarih söyleyeceğim. 1920'de 3. Enternasyonel dedikleri Komünist Enternasyonel kuruluyor. Bu Komünist Enternasyonel'in değerli arkadaşlar 21 tane koşulu var. Yani bir kişi, kişiler de çünkü üye olabiliyor, bir parti. Bu 21 koşulun şimdilik bizi bir tanesi ilgilendiriyor. O 21 koşuldan birisi ulusların self-determinasyon hakkını tanımak. Mesela bizim Türkiye'de ilk kurulduğunda, ki zaten onun bedelini ağır ödedi TKP, o zaman yani 1920'deki Türkiye Komünist Partisi Mustafa Sopi'nin önderliğinde Bakü'de kurulmuştu. Bu arada onları da analım. Eşi, sevgilisi, enternasyonel devrimci Maria Supi de büyük bir dram, trajedi yaşayarak katledilmiş oldu. Onlar mesela bu işte 21 şartın 21'inde kabul ettiler. O zaman Osmanlı Sosyalist Partisi ve Osmanlı İşçi Partisi vardı. Tam adlarını belki düzgün söyleyemiyor olabilirim. Bu iki parti birleşti. Hem adını komünist yaptı,
hem de ulusların sebep determinasyon hakkını şeye koydu, programa koydu ve dolayısıyla bunu şunun için söyledik, halkların, proletaryanın kendi kaderini tayin hakkı ile ulusların kendi kaderini tayin hakkı aynı anlama gelmiyor. Bu milliyetçilik meselesi, yani bu arada şunu söyleyelim, çağımızın çok önemli bir sorunu, iki boyutu var bir sefer konuşurken ona özen göstermek lazım. Milliyetçiliği biz ele alırken bir ezen ulus milliyetçiliğinden bahsediyoruz. Bir de ezilen ulus milliyetçiliğinden bahsediyoruz. Yani bu ayrımı yapmadan milliyetçilik üzerine konuşmak bence kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Çünkü sanki bütün uluslar aynı levildeymiş de biz her türlü milliyetçiliğe karşıyız. Öyle değil. Yani ezen ulus milliyetçiliğine karşıyız. Yani ezilen ulusun milliyetçiliğine niye karşısın? Hani bu önemli bir şey. Bu aynı zamanda benim işte dün önceki gün konum olan inanç meselesi. İşte Kızılbaş Alevi kültürünü şey yaptık, yansıttık. Orada da yani biz inanç deyip geçmiyoruz, din deyip geçmiyoruz. İlerici dinler olabilir, gerici dinler olabilir, ezen dinler olabilir, devlet dini olmuş olabilir. Ezilen pozisyonundaki dinler olabilir. Bu ayrımların yapılması. Biz her türlü dine karşıyız. Yine Alevi'nin nesine karşısın? Vergisini alıyorsun, askerini alıyorsun, TRT'de kendi propagandanı yapıyorsun. Bir de onunla sanki aynıymış gibi bazı böyle sert solcu arkadaşlar çok lüzumsuz önüne gelen her şeyi güya enternasyonalizm adına böyle reddetme şeyi var. O yüzden burada da biz milliyetçiliği ele alırken hani ben bütün boyutlarıyla ele almış oluyorum. Bu yüzden de hani lehte de görüşler savunuyorum, aleyhte de görüşler savunmuş oluyorum. Değerli arkadaşlar, filozofların tabii milliyetçilikle ilgilenmesi sırf meraktan kaynaklanmaz. Gerçekten milliyetçilik yani önemli bir olgu olarak her ne kadar sermaye ve devlet tarafından, yani devletler, otoriteler tarafından halkları ezmek üzere planlanmış olsa da kitlelerin üzerinde çok büyük bir etkisi var. Böyle çok kendisine hümanistim diyen birisine bile böyle biraz kazıdığınızda altından ya Alman, ya Fransız, ya Türk, ya Kürt, ya bir şey çıkabiliyor. En böyle modern görünen bir kadın, bilim kadını havasında kafasını birazcık şey yaptığınızda, kazıdığınızda böyle bir beyaz şeyi çıkıyor. Tabii bu savaşı, sömürüyü de artırma işleri de görmüş oluyor. Bu yüzden hani esas olarak filozoflar böyle konularla yakından ilgileniyorlar. Şimdi bu Avusturya Marksist Partisi, değerli arkadaşlar, belki akılda kalmaya daha uygun diye ben o örneği biraz konuşmak istiyorum. Oradan belki bizim Türkiye için de bir, Türkiye ve Kürdistan için de bir bize yol haritası verebilir, bizi bazı noktalarda uyarabilir. Bu Avusturya Marksist Partisi'nde 6 tane ulusun komünistleri var. Bak, çok iddialı. Ulusların komünistleri bunlar kuruyor zaten. Demin 3 tane teorisyenini söylediydim. Otto Bauer, Karl Renner ve Joseph Strasser. 6 tane ulus. Bu merkezi Avusturya'da bunun. Kimler var içinde? İtalyanlar var. İtalyan ulusunun, yani oradaki komünistler diyor ki biz İtalyan ulusunu biz temsil ediyoruz. Onlar var. 2 Çekler var. 3 Polonyalılar var. Alman ulusunun çıkarını savunan komünistler var. Ve Ukrayna ulusunun çıkarını savunan komünistler var. 5 oldu. Bir de Slovenya, o zaman Slovenya ulusunun çıkarını savunan 6 tane ulusun bir araya gelmiş komünistlerinin kurduğu partiye Avusturya Marksist Partisi deniyor. Ve bu kendisini yani literatüre de küçük enternasyonel olarak geçiriyor. Yani farklı uluslara mensup olan komünistler nihayet bir araya geldi ve bir parti kurdu.
küçük enternasyonel. Ben işte bazı yerlerde söyledim, yani söylüyorum, DEM, yani şimdiki şeyiyle DEM, bileşenleriyle, ittifak edenleriyle birlikte, acaba DEM bir küçük enternasyonel partisi olabilir mi yani? Ya da öyle algılanabilir mi, benziyor mu? Öyle olmalı mı diye bir şeyim var, bir benzetme, bir analoji yapıyorum. Fakat tabii şu açıdan belki can sıkıcı olabilir. Bu Avusturya Marksist Partisi, altı ulusun komünistlerden oluşan bu Marksist Parti, lütfen dikkat edin, milliyetçilik yüzünden bir araya geliyor, yine milliyetçilik yüzünden bu küçük enternasyonel dağılıyor. Ve bir Çekli tarihçi var, Solle. Solle diyor ki, biz diyor küçük enternasyonelin dağılması sırasında diyor, dedik ki bu büyük enternasyonelin de dağılacağının işaretidir. Çünkü milliyetçilik diyor, bütün bizim kafalarımızı diyor kuşatmıştı. İki ulus orada karşı karşıya geliyor, iki ulusun komünistleri, Alman komünistleriyle Çekler. Çekler diyor ki, devrime kadar Çeklerin dilinin de bir yasallık kazanması için tüzüğe ya da programa bir madde koyalım diyor. Alman komünistler de, onlar da komünist. Dedik ya, kendisine bilim adamı, komünist, filozof vesaire diyen kişilerin bile kafasını biraz kazıdığınızda, belki eskiden böyle dincilik çıkardı, şimdi de dincilik çıkabilir ama şimdi daha çok milliyetçilik çıkıyor. Bu Türkiye'de zaten çok bariz bir şekilde yaşıyoruz. Yani adına Komünist Partisi demiş adam, parti kurmuş. Türkçe'ye serbest diyorsun ama Türkçe'nin dışında hiçbir dile serbestlik tanımıyor. Ama sorsan bilim adamı, ne bileyim filozof, sanatçı vesaire. Bu da yeni bir şey değil. Yani onu göstermek için bu örneği verdik. Bu milliyetçilik meselesiyle bir filozof niye ilgilenir, ben niye ilgileniyorum? Çünkü bu öyle sadece Orta Doğu'da, Kürdistan'da, sadece Kürtlerin tabii ki en fazla şu anda ön planda olan Kürt Özgürlük Hareketi'nin yürüttüğü mücadele, ama bu şey, zihniyet insanların insanları kuşatmış durumda, insanların kafasında yer ediyor. Bu yüzden şeyle, milliyetçilik meselesiyle felsefi olarak da ilgilenmek gerekiyor diyoruz. Yani bu Çeklilerin şeylerle Almanlara karşı şöyle demesi, peki biz Çek dilinin resmiyet kazanmasını isterken biz milliyetçi oluyoruz da Alman arkadaşlar bunu yasaklanmalıdır derken milliyetçi olmuyor mu? İşte yani milliyetçilik, milliyetçilik doğru dediğimiz olay da o. Bu yüzden zaten esas, yani biz milliyetçiliği bir sorun olarak gördüğümüz ezen ulus milliyetçiliğini kastediyoruz esas olarak. Yani ezilen ulus milliyetçiliğinin meşru olduğunu iddia ediyoruz. Ama işte demin söyledim, izninizle tekrar ediyorum. Bunlar sanki aynı şeylermiş gibi biz her türlü milliyetçiliğe karşıyız. Bu şey anlaşılır bir şey de değil, kabul edilebilir bir anlayış da değil. Devam edelim. Yani milliyetçilik niye başımıza şey oluyor, bela oluyor, bu şey ezen ulus milliyetçiliği. Birinci enternasyonel hareketi, ikinci enternasyonel ve üçüncü. Üçüncüyü demin söyledik. Yani en azından koyduğu ilkeler bakımından ulusların kendi kaderini tayin hakkı koşulsuz bir şekilde savunulur demişti. Şimdi bir milliyetçilik filozofu diyor ki, ikinci enternasyonel ile üçüncü enternasyonel de milliyetçilik yüzünden yıkıldı diyor. O da şu, bu Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni kastediyorlar, SPD. O zaman işte Kautsky, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Bernstein gibi isimler var SPD'nin içinde. Yani esas şey, teorisyenler, sözleri geçenler bunlar. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'da girdi. Hatta şey, Almanya asıl fail olarak girdi. Emperyalist amaçlar gidiyor. Osmanlı da öyleydi. Parti diyor ki, böyle bir savaşa girince biz Alman devletini destekleyecek miyiz? Yoksa
bu savaşa karşı mı çıkacağız? İki eylem ortaya çıkıyor. Diyorlar ki biz destekleyeceğiz diyorlar. Destekleyeceğiz diyenleri de yani Komünist Parti'nin içinden bahsediyoruz. O zamanlar komünistlere sosyal demokrat deniyordu. Yani Komünter'den sonra o karardan itibaren artık Komünist Partisi resmiyet kazandı. Ondan önce komünistlere sosyal demokrat, komünist partilerine de sosyal demokrat işçi partisi deniyor idi. Bu parti SPD yani iki eğilim ortaya çıkıyor. Bu işte Rosa Luxemburgların başını çektiği grup. Onlar diyor ki hayır biz tersine bu devlet yıkılacaksa biz de destek verelim yıkılsın. Yerine bir işçi diktatörlüğü, proletarya diktatörlüğü kuralım. Öbür eğilimde hayır biz devletimize sahip çıkacağız diye. Yani milliyetçilik dediğimiz yani Komünist Partisi'nde komünistlerin başına nasıl bela olduğunu gösteren bir durum. Tabii o zaman SPD de ikinci enternasyonelin içerisinde en güçlü parti. O partideki parçalanma diğer komünist partilerine de sıçrıyor. Dolayısıyla da 1914, bu küçük enternasyonel 1912'de dağılmıştı. Büyük enternasyonel diyelim, belki büyük enternasyonel tabiri yok da ben konu anlaşılsın diye kullanıyorum. İkinci enternasyonel diyorlar. İkinci enternasyonel de savaşın tam başladığı yıl, 14'te ve 15'te dağılıyor. O yorumcu diyor ki, üçüncü enternasyonel, ikinci enternasyonel ile komünter aynı. Bunlar diyor, bunlar da milliyetçilik yüzünden yıkıldı. Çünkü o zaman da hani ikinci enternasyonelde en güçlü parti SPD'ydi dedik ya, üçüncü enternasyonelde de en güçlü parti Sovyetler Birliği Komünist Partisi. Yani RISDİP sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi oluyor. Bu parti diyor, yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni eleştiriyor. Burada Sovyetçi arkadaşlar olsa bize itiraz ederler belki. O diyor milliyetçi bir siyaset izledi. Hatta öyle ileri gitti ki 1940'larda enternasyonel marşıydı 1922'de SSCB anayasasında bildiğim kadarıyla enternasyonel marş Sovyetler Birliği'nin SSCB demek daha doğru SSCB'nin resmi marşıydı. Bayrakta Orak Çekiçli bayraktı. Orak Çekiçli bayrakta bildiğim kadarıyla yıkılıncaya kadar bir değişiklik olmadı ama 40'ta enternasyoneli çıkarttılar. Ve Rus Milli Marşı'nı yürürlüğe koydular. Bu diyor o yorumcu, bana da makul görünüyor. Bu da diyor bir milliyetçilik şeyiydi, hareketiydi. Ve dolayısıyla milliyetçilik, yani ezen ulus milliyetçiliği, çünkü sonra ortaya çıktı ki Rus komünistleri, Beyaz Rusya ya da Rus Federasyonu şimdikinin dışındaki kesimlere her ne kadar görünürde bir demokrasi, demokratik bir politika izlemişlerse de belli ki hatalı politikalarda izlemişler. Hani burada konumuz zaten şey değil, Sovyetler Birliği'ni eleştiren değil, ben zaten esasen savunan ama kısmi de olsa eleştiriler yapan birisiyim diye söylüyorum. Bu da böyle bir rol oynuyor. Şimdi biraz daha sonra da müzisyen bir arkadaşımız da var. Sadık arkadaşımız da bizlere bir müzik dinletisi yapacak. Girerseniz sorularımızı alalım. O illa soru olması gerekmiyor. He. Tartışma yani. Buyurun arkadaşlar, bence şey değil. Başta da zaten söylemiştik biraz kısa tutalım diye. Şimdi ben bir şey açmak istiyorum. Türkiye'deki 12 Eylül faşizmin öncesinden geldiğimiz günümüzdeki sendikal örgütlenme nereden nereye geldi? Şöyle bir analiz edebilir misin? Yani önceki sendikallaşmış yapı olsaydı, mücadeleci, ses getiren, hayatı durduran, bir anda hayatı kilitleyen, politik yapıyı, iktidarı zor duruma düşüren bir yani işçinin emeğinden doğan güçle yapılan bu direnişlerde şu anda olsaydı nasıl olurdu? Böyle bir derinleşen bir ekonomik kriz yaşanabilir miydi? Teşekkürler. Devam edelim arkadaşlar, söz almak isteyen varsa.
Hocam ben şöyle biraz biraz daha bir geniş perspektifte bakmaya çalışıyorum. Biz Avrupa'da yaşayan Kürtler olarak veya Türkler olarak, ben kendim 40 senedir Danimarka'dayım. Türkiye'yi uzaktan izliyorum. Siz Türkiye'yi bizden daha iyi bilirsiniz. Ben bir Kürt olarak Türkiye'deki demokrasi davasına biraz kafa yormaya çalışan, özellikle Kürt davasına, Alevi davasına duyarlı bir insanım. Fakat benim gibi duyarlı insanlara baktığımda biz gelişmelere, olaylara hep siyasi perspektiften bakıyoruz. Türkiye'deki bu demokrasi eksikliği, Türkiye toplumunun gidişatının elbette bir sosyolojik perspektif vardır. Sizin pencerenizden bunu nasıl okuyorsunuz siz? Yani işte DEM Parti'ye 6,5-7 milyon oy veriliyor. Hepsi tamamen siyasidir. Bunun bir de sosyolojik veya sizin pencerenizden bakıldığında biraz da felsefi bakış açısıyla bunu nasıl okumak lazım? Veya biz bu yıllardır, senelerdir, asırlardır bu demokrasi sorunlarımızı çözemeyen bir toplum olarak, Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, kim olursa olsun, biz bunu çözemediğimizde, yani bunu sizin pencerenizde nasıl okuyabiliriz? Siyaseti bir kenara bırakalım. Bizim bir toplumsal bakış açısıyla. Hocam, ben de söyleyeyim. Anadolu'nun hani iki kadim halkı, Aleviler ve Kürtler yani. Yani somut koşulda, yani bu iki toplumda örgütlenemiyor, yani örgütlenip daha doğrusu birleşemiyor, güçlerini birleştiremiyor. Yani nüfusun oranına baktığında bu iki toplum hemen hemen nüfusun yarısından fazlayı oluşturuyor. Ama ikisi de devamlı azınlıkta, en azından ortak çıkarlarında böyle bir eylem birliği filan yapma olanı nasıl gerekiyor Türkiye'de? Yani öyle bir şey olabilir mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. Henüz kafamda çok iyi oluşmuş bir şey değil ama yeniden anlatmak istiyorum. Bu demokrasi kavramı bulunabilmiş en iyi yöntemlerden bugüne kadar diye konuşuyoruz, ediyoruz ama nerede yanlış yapıyoruz da bu demokrasiyi oturtamıyoruz? Daha iyi bir çözüm olanakları ya da yöntem ne olabilir sizce dünyanın ve halkların barışı için? Demokrasi çok yeterliymiş gibi gelmiyor çünkü ezici bir çoğunluğun, yani bir çoğunluğun verdiği kararlar doğrultusunda bir şekilde yanlı olabiliyor. Alternatif düşünceleriniz, çözümünüz var mı? Bilmiyorum, onu sormak istiyorum. Teşekkürler. Şöyle yapalım mı? Çok güzel. İki kişi daha var. Ben biraz konuşayım. Hem biraz daha belki kısıtlamış olurum. Belki bir iki kişi daha şey yapalım. Tabii. İyi olur. Zaten bunlar yani 5 saat konuşulacak. 4 konu var. 4 saat en az konuşulur. Ama ben kısa kısa görüşlerimi paylaşacağım sizinle. Ya bu 12 Eylül meselesi, ismi unuttum ya. Türel. Evet, Türel arkadaş. Bu 12 Eylül meselesi çok abartılıyor bence. Yani Türkiye'de, dünyada 12 Eylül zulmünden çok daha büyük zulümler yaşanıyor. Yani her şeyden önce 60 yıldır dünyada devrim olmuyor. Proletarya, emekçi sınıflar, kadınlar iktidara gelemiyor. Üstüne üstlük 1989'da, 90'da her ne kadar eleştiriyor olsak bile Sovyetik rejimler de gitti evde. İşte ise bir şeydi hani. Bir kurumdu yani bir modeldi. Model olarak. Evet, o da gitti elden. Bu yüzden biz bu analizleri yaparken böyle kişilerin, derneklerin, grupların, örgütlerin, partilerin subjektif koşullarına bakarak analiz yapamayız. Ne yapabilir? Yani şimdi şurada diyelim ki biz belirli bir şeyi, gücü oluşturuyoruz. Buraya büyük bir saldırı olursa biz etkili olamayabiliriz yani. Objektif koşullar çok daha önemli olmuş oluyor. Dünyanın bu durumunu dikkate almak lazım.
Burjuvazi tabii proletaryanın, emekçilerin çıkarttığı derslerden çok daha büyük dersler çıkartıyor. Sendika diyorsun kuruluyor ama sendikanın başındaki yöneticisi vesaire bunları satın alıyor. Tecrübe edilmiş çünkü. Emekçi sınıfların, onlar da tabii ki tecrübe ediniyor. Ama onların tecrübesi bu kadar güçlü olmuyor. Şimdi tabii bizim konumuz açısından da söylersek, şu anda diğer çünkü konularla da bağlantılı sendikalar da büyük oranda Kürt hareketi etkili oluyor. Bu da Kürt hareketinin dinamizmiyle ilgili şu anda. Yani o da olmazsa neredeyse devrimcilik yapan sendika kalmıyor Türkiye'de. Fakat bunu biz böyle bir pesimizm olarak ben en azından açıklama yanlısı değilim. Yani senin 70 ile 80 arasındaki 90'a kadar sürmüştür. O işçi sınıfı mücadelesi, sendikal faaliyetler artık yoktur. Yani artık yok ama işte onun yerine de Kürt Özgürlük Hareketi var. O şekilde sürüyor. Yani diyelim bir dönem Turan arkadaşın sorusunda vardı galiba. Bu Aleviler ve Kürtlerin birleşme aynısıydı. Yani Alevilerin tarihi mücadele tarihi. Yani Kürtlerinkinden de eski. Tabii bütün halkların devrimci tarihi var da ama biz özellikle Kürt halkını bu 50 yıldır süreçte yani hiç benzemiyor çünkü diğerlerine hiç benzemiyor. Büyük bir mücadele, büyük bir bedel ödeme. Sadece bölge halklarına değil, dünya halklarına model olacak. Büyüklükte bir, nitelikte bir hareket var şu anda. Yani bazı kesimleri küçümsüyor falan ama öyle değil işte. Türkiye'de yaşayınca görüyorsun onu. Yaşaman da gerekmiyor. Yani iletişim şeyleri çok gelişti. Burada yani benim tezim şu oluyor. Mücadeleyi bir kesim bırakıyor, başka kesim devam ettiriyor. Daha doğrusu bir kesim ön plana çıkarsa diğer kesimler geri plana düşüyor. Mesela burada 80'den, 85'ten, mesela 80 öncesi de Kürt hareketi var. Ama öyle değil yani, ön planda değil. Ama 84'ten sonraki gelişmelere, 90'lı yıllardan sonraki gelişmelere baktığımızda diğer o senin sözün ettiğin devrimci demokratik yapılarda bir geri çekilme, Kürt hareketinde, Kürt devrimci hareketinde bir öne çıkma var. Dolayısıyla artık enerji orada toplanıyor. En son haliyle yani şu anda çok büyük bir oranda o senin söylediğin gruplar vesaire Türkiye Sol Hareketi. Hatta ben bunu bir kavram olarak zaten söylüyorum. DEM Parti yani önce HDP yani Türkiye ve Kürdistan Sol Partisi oldu. Tabi buna bazı Kürt hareketinin bazı entelektüelleri falan itiraz ediyor. Ya yok biz daha milliyetçi bir örgütüz. Ne solu diyor ama gördüğümüz zaman öyle değil. Yani Cihangir'de oy alan bir partisin sen yani. Beyaz Türk'ten oy alıyorsun. Ya da Türkiye'nin her yerinden oy alıyorsun. İstanbul'dan 15'e yakın milletvekili için oturuyorsun. Bunu şunun için söylüyoruz. Yani mücadele bitti, öldük, yandık dememiz gerekmiyor. Bir yerde sönümleniyor, bir yerde devam ediyor. O sendikal hareket daha değişik bir harekete dönüştü. Ben ekonomik bağlamda yani sendikal hareketin öyle örgütlü ve güçlü olmasıyla, o yapıyla şu andaki ekonomik krizin derinleşmesinde sarı sendikalıların çokluğu arasındaki ilişkiyi vurgulamak istiyorum. Yani bariz canım. Oradaki o yapıyla yani 12 Eylül öncesindeki örgütlü, hatta buna fraksiyonlar da çok önderlik ediyordu. Yani işçiler örgütlüyorlardı, gençliği örgütlüyorlardı, halkı örgütlüyorlardı, yani emekçi sınıfını örgütlüyorlardı. Sendikaların yanı sıra. Ama şu anda tabii ki biraz önce dedim, bu bir gerçek. Yani 12 Eylül faşizmi bu güçlerin üstünden silindir gibi ezip geçti. Şu andaki sarı sendika her şeye baş sallayan, ekonomik krizi dibine kadar yaşadığı halde ses çıkartamayan bir sendikalaşma var. Ama önceden dedim ya, bir DİSK, KESK, şu andaki Türk İş falan birleştiğinde bir
hayatı durduruyorlardı ama şu anda o kadar derinleşmiş krize karşı hiç ses çıkartamıyorlar. Yani bir varlık gösteremiyorlar. Bu da önceki yapının şu andaki yapıya dönüş, sarı renge dönüşmesinden sonra ekonomiyi daha çok derinleşen krizlerin almasına neden oldu. Yani onu demek istiyorum yani. Yani şöyle diyelim ya, o kadar takip ettiysek, yani 12 Eylül şöyle önemli sayılmaz bu konu için. 90'da bu sendikalar dimdik ayaktaydı zaten. Yani o hayatı durdurdular diyorsun ya, 90'da da durduruyorlardı biz. Ben yani yaşım da uygun çünkü bunları yaşadık. Daha dünyanın genel durumuyla ilgili bir sorun gibi görünüyor. O yani sendikalar sarı sendika oldu da, yani ne oldu da sarı sendika oldu? Bunlar solcuyken sağcı olmadılar. Yani orada konu şöyle bir şey değil bence. Ya herhalde bu eski sendikacılar korktu. İşte 12 Eylül'de de zulüm gördüler. Bunlar sağcılaştı. Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Yani onlar diyor ki biz konuşuyoruz biz o sendikacılarla da. Hani büyük oranda dediğin gibi sarı sendika şeyi anlayışı hakim ama devrimci olup sendikacılık yapan, işte demin dedik ki KES gibi, DİS gibi yerlerde, buralarda Kürt Özgürlük Hareketi'nin şey yani yönetim düzeyinde ağırlığı var. Yani bundan daha devrimci, Kürtlerden daha devrimci ne olabilir ki? Şu an için söylüyorum yani. Türkiye'de de, dünyada da Kürt Hareketi'nden daha devrimci ne olabilir? Üstelik de 50 yıldır yani. Bu o sendikada bunlar da var. Ama bunlar diyor ki ya şey gelmiyor diyor. Öğretmen dediğin adam sendikaya gelmiyor. Hatta bundan 5-6 yıl önce hatırlıyorsunuz. Biz barışı savunuyoruz diyorlar. Yani Kürt'ü mürdü destekleyen de yok. Ben barışı savunuyorum diye imza atan akademisyenlerin 7000'ini üniversitelerden attılar. Bu arada o şey sendika diyorsun ya, Kürt olan da dahil. Yüzlerce, on binlerce diyor sendikalı istifa edip gitmiş başımıza bir iş gelir diye. Hani bu sendika yönetenlerin subjektif durumuyla ilgili bir şey değil. Bir baskı, bir devlet şeyi saldırısı, sermaye saldırısı var. Bunlarla birlikte ele alınması lazım. Yani tek boyutu, bu işin tek boyutu yoktur. Ayrıca diyelim ki sendika olsun ve herkes diskli ve keskli olsun. Yani sendikayla da yeryüzüne devrim ve demokrasi geldiği görünmedi. Bu yüzden hani sendikal mücadele bir ekonomik mücadele olarak görünür Marksist şeyde, literatürde. Ve o ideolojik mücadele ve politik mücadele üçlüsü diye söylerler bunu literatürde. Bu üç mücadele biçiminin birleştirilmesi lazım. Yani ben sizin analizinizi anlıyorum, doğru. Ama burada bizim suçlayacağımız bir yer yok yani falanca kişi suçludur. Kimse suçlamak gibi bir şey yok. Yani, analiz etmek için. Evet. Yani diğer sol hareketlerden birini de suçlamak. Ya eleştiri değil, olur, tamam. O ayrı. O herkes eleştiriyoruz zaten. O ayrı. Ama yani şöyle bir kesim var. Buranın kabahatinden kaynaklanıyor diyeceğimiz bence bir durum yok. Burada yapı yani şöyle analiz edilmesi noktası yani bu kemikleşen bir Türkiye rejimi var. 2002'den günümüze kadar ulaşan ve bu iktidarın en güzel kullandığı şey de din ve milliyetçilik kavramlarını çok iyi kullanıyor. Bence onlara sona geliriz. Biraz devam edelim. Şey izin verirsen. Ha, tamam. Yani o bağlamdan gelecektim. Ben yani bu da bu, ya o zaman bu sistemi verir misin? Tamam. Ben daha kışkırtıcı bir şey söyleyeyim. Tamam. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani kendime güvenimin artması için anladım mı, anlayamadım mı diye. Arkadaşımız yani o dönemdeki işçi hareketleri, sendikal hareketlerin çok yüce, yüksek, efendim iyi hareketler olduğunu, şimdiki şu dönemde ise bu hareketler neredeyse son zirve öyle yerlerde olduğunu, olmadığını söylerken... Doğru. Söylerken siz de dediniz ki, hayır yanlış düşünüyorsunuz kardeşim. Aynı sendikal hareketler mücadele, o zaman kime karşı mücadele ediliyordu? O zaman hakim sınıflar, egemenlere karşı mücadele ediyordu. Emperyalizme, kapitalizme, ezene karşı zaten belirttiğiniz gibi ezen ezilen var.
ezelere karşı mücadele ediyordu sendikal herkes. Şimdi yok gibi görürsünüz. Hayır diyor. Filozofumuz da diyor ki hayır diyor. Ben anladığımı söylüyorum. Doğru mu? Onu teyit edip veya onu tez oluşturmanız için söylüyorum. Soruyorum. Anlayabildim mi diye. Filozofumuz da diyor ki hayır diyor. Aynı şekilde devam ediyor. Sen diyor vehime kapılıp da ya bir şey yapmaya işte sendikaları sarı sendikaydı şuydu buydu değil mi? Hala emperyalizme karşı ezellere karşı bir mücadele vardır. Bu Kürt özgürlük hareketidir. Bunu bilelim diyor. Ya doğru mu başta yani? Doğru mu? Sözün ettiği sol hareketler, sol örgütler. Yani burada o kadar kriminalize de etmeyelim de. Bir Halkların Birleşik Devrim Hareketi diye bir şey kurmuşlar mesela. Yani bu şeyi gösteriyor. Yani o işin tek yapılı olmadığını, daha kolektif bir şey olduğunu gösteriyor. Ama biz zaten felsefe olarak düşündüğümüzde 80'de böyle bir level vardı. Ben 2024'te de aynı level'ı arıyorum. Bu olmaz. Bu ben size yönelip bakıyorum da size yönelip konuşmuyorum. Yani demiş ki filozof bir nehre iki defa giremezsin. Niye? Her şey değişir. Pantaray diyor. Hatta bir espri katalım. Öğrencisi demiş ki hoca sen birinci defa da giremezsin. Hiç giremezsin. Niye? Girdiğin süre içerisinde de suda değişiyor, sen de değişiyorsun. Şimdi biz tekrar ediyorum, size yönelik söylemiyorum. Ya 1980'de bilmem devrimci yol örgütü şöyleydi, bugün bitti. Ya bugün de başka bir formda işte sürüyor. Yani biten hiçbir şey bitmiyor yani. Bu şey Kızılbaş inancında da böyledir. Yani devreder, form değiştirir, biçim değiştirir. Yaşam, sosyal yaşam, fizik dünya böyle sürer gider yani. Biz dolayısıyla ya 10 yıl önce şöyleydi ya da ben o 10 yıl önce ne de gençtim, şimdi ne oldu? Bu çok lüzumsuz bir şey yani. Yani bunun yansımalar, ekonomik ve sosyolojik olarak da yansımalarını analiz konusunda ben öyle bir tespitte bulunuyorum yani. O yani geçmiş dönemde şu andaki dönemi kıyaslarsak. Türel arkadaş, şimdi bana düşmez de o. Buraya bu Türk Egemen Sınıfların sözcülerinden birisi çıksaydı derdi ki Türkiye'de senin söylediğin dönemden 10 misli daha fazla demokrasi vardır da anlatırdı. Kürt'e özgürlük getirdim, televizyon kurdum, kadına onu getirdim, idamı kaldırdım. Anlatırlardı. Zenginleşme Türkiye'de orta sınıf var. Ben onu o noktada olan birisi değilim ama şimdi sen böyle dedin diye söylüyorum. Bir de böyle bir bakış var Türkiye'ye. Ya Kürt dediğin adam da hepsi emekçiden oluşmuyor. Ya da sendikacı dediğin de o bürokratlar da hepsi emekçiden oluşmuyor. Böyle boyutlarının da bizim olduğunu dikkate alarak analiz yaptığımızda tekrar ediyorum. Yani ben senin dışında konuşmaya çalışıyorum da şöyle dedim diye söylüyorum. Senin analiz doğru. Ama o soruda yani şunu benden bekliyorsan ben ona uygun bir konuşmacı değilim. 80'deki o sol örgütler niye ortada yok? Ya o 80'de ortada olması gereken örgütlerdi. Yani ben 20 yıl önce diyelim ya da 30 yıl önce saçlıydım diyelim. O saçımı benim sorun yapmam gerekmiyor. Çünkü bu dönemde ben buyum işte. Yani şikayetim de yok. Bugünkü koşullarda da böyle oluyor. Öbür türlü bizi pesimizme de götürebilir. Bence o hadiseyi burada bırakalım. Çok evet, farklı bir şey de aslında söylemiyorum. Yok, değil yani bugünkü yani durumda bu dedik. Ya. Evet. Şimdi hocam bir saatimiz oldu. Dilerseniz şey yaparım. Teşekkür ederim ayrıca. Beni buraya davet ettiğiniz için. Necdet abi sen başta olmak üzere. Ferhan'ın acayip vesilesiyle buradayım. Feridun abi sizlerle, seninle de ilk defa karşılaşıyorum. Turan Başkan, Sınav Başkan. Benim davam devam eder Maraş'ta, benim davam duman tüter Sivas'ta, benim davam Hızır Paşa en başta, benim davam Ehl-i Beyt hep yasta.
Benim davam devam eder Maraş'ta, benim davam duman tüter Sivas'ta, benim davam Hınzır Paşa en başta, benim davam... Libahamin bu zıvısta haydi beredem gulista, Libahamin bu zıvısta haydi beredem gulista, ay dil bere Çölmeşi hur bahu postan veran ezim malen hıran ay dilbere kalman ale fekhiyet heyran edin kale ne kuşeki kesmek istemiştim. Buyur amca. Bir dakikanızı alacağım. Başta ben hocamızı kutluyorum. Bizi aydınlattı. Duygularını, hislerini biraz bizimle paylaştı. Ben hepinizi kutluyorum. Sanatçı arkadaşımız biraz beni duygulandırdı. Ben size küçük bir anımı anlatacağım. Zamanı da almayacağım. Yıl 1980. Ben biyolojik yaşımdan 2 yaş önce askere gitmiştim. 1,5 yıl bir Alevi arkadaşım, Erzincanlıydı. Öyle. Ne o benim Kürt olduğumu biliyor, ne de ben onun Alevi olduğunu biliyorum. Çünkü ağır bir baskı var. Bazen içkilidir, bazen. Demek ki içki içmişiz, gençmişiz, sarhoş olmuşuz. Ben Kürtçe Türkçe söyledim. Baktım çok duygulandım. O da en son dedi, Kemal ben de Alevi. Ya 1,5 yıl iki tane genç insan birbirisinin dünyasını bilmez mi? Acıya bak, bana göre ağır bir acıdır. Ben hepinize tekrar
teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başta hocamız, sanatçı arkadaşımız hepinize. Adalardır adam eden adamı. Aydınlıklardır önümüzde giden. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kırmayın efendiler. Analara kıymayın efendiler. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kırmayın efendiler. Analara kıymayın efendiler. Koşuyor 6 yaşında bir oğlan. Uçurtması geçiyor ağaçlarda. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Gelinler aynada saçını tarar. Aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler. Gelinlere kıymayın efendiler. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler. Gelinlere kıymayın efendiler. Sağ olun, var olun. Bunun bir kıtası daha var. Onu sonraya saklamak istiyorum. Evet, hepsini kıtarlayalım.